Ben Mükremin Duman, mahalle sakiniyim. Güneş Apartmanı'nda oturuyorum. Şu anda yıkılacak binanın bitişiğinde oturuyorum. Malatya çok büyük hasar aldı. Tabii ki mahallemizde de kısmen çok olmasa da hasarlı binalar var. Bunlar yıkılınca inşallah ki kısa zamanda yerine yenisi yapılır. Mahallemiz eski düzenine kavuşur. Temennimiz bu. Ama tabii ki burada devletin de işi zor, vatandaşın da işi zor. Çünkü süreç ne olacağı belli değil. Ondan dolayı bir an önce bu işin çözüme kavuşulmasını istiyoruz yani. Ay Yıldız Geri Dönüşüm Firması Yönetim Kurulu Üyesi Ali Toplu ben. Şu anda Hacı Abdü Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bugün itibariyle başlayacağımız yıkımımız mevcuttur. Malumunuz burada pazartesi günleri pazar kurulmaktadır. Buradaki halkımızın da bu hasarlı binaların önünde kurulan pazardan alışverişleri söz konusu olduğu için artçı depremlerde risk teşkil edeceği binalarımız bulunmaktadır. Bundan kaynaklı valiliğimizle beraber, mahalle muhtarlarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışmamızdan kaynaklı buradaki yıkımlarımıza daha fazla bir şekilde hız vermiş bulunmaktayız. Onun yanı sıra Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızın ekstra Hacı Abdü ve Nakkaş Sokak dışındaki bize temin olarak verdikleri yıkım ile ilgili bize sunmuş oldukları yerlerde de hızlı bir şekilde yıkım işlerimizi hızlandırmış bulunmaktayız. Hacı Abdü Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir. Şu anda 6 Şubat depreminden orta hasarlı olup da sonradan ağır hasarlıya dönen binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Pazar Sokak diye bilinen Nakkaş Sokak'tayız. Nakkaş Sokak'ta 6 katlı binamızın yıkımına başlayacağız biraz sonra. Mahallemizde 110 binamız yıkıldı. Şu anda 30 binamızdan da 7 binamız kaldı. Bunların da yıkımını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu yıkımlarda büyük destek veren, özveriyle çalışan Ay Yıldız ekibine, Ay Yıldız Geri Dönüşüm ekibine, YİKOP müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Titiz ve itinayla bir çalışma yapıyorlar. Hepsine Allah razı olsun. Ağır hasarlı sayısı ilk depremde 110'un üzerindeydi. Yıkılmıştı. Son mahkemelikler ve diğer orta hasarlıdan başvuru yapıp da güçlendirme yapmayan binalarımız da 30'a yakındı. Şu anda 8 binamız kaldı yıkımı gerçekleştirmeye.